Popeyes linç eti sunar. Siz dedi biri takat sizi sunuyorsunuz. <laughs> Katarakt. Katarakt. <laughs> Hiç bulurken çok zorlanıyorduk ta ki... <gülüyor> <gülüyor> veresiye satın. Sen ne güzel küfür edersin aslında. <laughs> Bir tane yani. Aptal. Aptal. <laughs> Hocam sen hangi hayvansın mesela? sen nasıl bir sincapsın? Şey yapsın? Depresyona mı girdiniz Gökhan Bey? Niye? Hakkım yok mu ya? <laughs> Korkumu anlayacağım. Utancımla yüzleşeceğim. Bunları yapıp da kaybedecek zamanım yok. Bay <laughs> bay. Ben. Bunlar benimle ilgili değil. benimle de ilgili değil. <laughs> ben full <'ye> ilgili abi. <laughs> i̇şte after yapıyor muyuz? <laughs> AS TV'ye hoş geldiniz. Bu hafta linç etin konuğu uzman psikolog Gökhan Çınar. ederim. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi vallahi saygılar sevgiler. Burada olman acayip e, eğlenceli benim için. Yani bu kadar hani psikologlu insanlara iyi gelme durumu varken birden seni burada linç edeceğiz. Ne hissediyorsun? Çok iyiyim bununla. Yani bilmiyorum biraz sonra öyle olacak mı ama yani... heyecanla geldim. <laughs> Kendi linçlerine nasıl bakıyorsun? Şimdi senin programın sonunda da bir şey ağır e, linçler okuyorsun bazı evet. şey falan okuyorsun. Hani e, gelen konuklardan çok tepkide biliyorsun. Kendi linçlere okuyor musun? Okuyorum okuyorum ya bayağıdır hatta okuyorum. Ee, yani bir şey varsa almaya çalışıyorum ama onun dışında şey meselesini biliyorum ya ben. Yani hepimiz de bilelim Neden bence ya? ne diyorsan senle ilgili. Ne yapıyorsan sen, sen kendinden bir şeye takmışsın kafayı. Ama yapıcı falan güzel bir şey varsa alıyorum Peki onu. kendinden kafayı takıp intikamı senden almasına kuruluyor musun? Kurulduğum oldu ilk başlarda. Oku. Bu ne nefret arkadaş dediğim zamanlar oldu. oldu ilk başlarda. Ama şimdi artık oralardan da yani geçtim. Zamanla geçiyorsun. Rahatladın aralar. yani. Evet. evet. evet ee... Yani Çünkü bayağı linç ediyorlar ya hani. Demek. Ee, <laughs> güzel linç ediyorlar. <laughs> hani. Evet. Bir de senin şey de var. Yani normal... E, izleyici tarafından var bir de mesleki taraftan da kontrol etmen gereken bir e, linç e, durumu var. Doğru. Çünkü yani popüler bir psikolog olmanın herhalde sıkıntıları vardır diye tahmin ediyorum mesleki olarak. <laughs> Amacı anlayan için yok bence. Çünkü hani e, hep onu söylemeye çalışıyorum yani. yani 20 yıldır ben lisans, yüksek lisans, doktora, terapi eğitimleri. O da bambaşka bir yer. Dünyamız bambaşka. Onu buraya karıştıramayız. Ama günlük hayatın içerisinde de ya ben bir psikoloji anlatıcısı olmak gibi bir derdim var benim. Hep bunu istedim ve günlük dilde. Bence psikoloji anlatıcılığı kıymetli bir şey. Çok için. önemli. Bence de. Yani şu an bence de herkese çok iyi gelen bir sen dinlemek. Yani bana hep programa gelmeden önce de huzur veriyordu. Programımıza ayrı bir huzur verdi. Böyle teslim oldum yani. Aktim. Ne güzeldi ama. Vallahi inşallah sen şey. de teslim olursan şu an. Alayım alayım. <gülüyor> <gülüyor> olmamış gibi. Mi evet. Yok <laughs> olmamış gibi sizde ama şey. Yani güzel güzel şey yapacağız. Yani sana linç okumak beni niye heyecanlandırıyor bu kadar? Sen <laughs> beni bir şeye hazırlıyorsun şu Vallahi an. hazırlamıyorum ha, tamam, ya. Tamam tamam. <laughs> evet. Evet gelsin bakalım. Ee, yok açıların linçleri. Alkışlarınızla. Haydi bakalım. Biz <laughs> linçler çekelim. Şey. Arkadaşım Starbucks'a bahara çağrı travmalarını anlatırken dö dönüştüğüm kişi demiş. <laughs> ya bir şey durumu da var yani insanlara hakikaten bir örnek olma durumu da var ya. Yani insanlar belki de senin insanlar dinleyiş şeklinden bir şeyler kapıp birbirlerine sorular soruyorlar belki de. Yani sokakta bana da soruyorlar. Yapar. Ne diyorlar mesela? E şey yani hikayesini bilmiyorum insanın ama geliyor mesela hani hayatıyla ilgili işte ya da başka bir şey anlatıyor. Ya da diyor ki işte dün bana böyle dedi sizce kocam beni seviyor mu hala gibi. diyor mesela. Şey, direkt bir cümleyle anlamanız lazım. Söyleyebiliyor işte. aynen öyle. Tanımayanlar oluyor geliyor yaklaşıyor gözünün içine bakıyor. Katarakt. Geliyor. Katarakt. <laughs> öyle zannediyor <laughs> programın adı. Ee, kim de öyle şeyler duydum ki ben katarsis kavram olarak oturana kadar. Ha, kataris var. Kataris. <laughs> A, siz dedi biri takat sizi sunuyorsunuz. <laughs> Ondan sonra yani hep onu anlatmaya çalışıyorum. Ne demek diye soruyorlar onu söylüyorum. Devam edelim. Ben katarsis Gökhan Çınar değilim. Git travmalarını başkasına anlat demiş biri. Gerçekten de değil gibi. <laughs> evet, <dur. gülüyor> Devam edelim. Katarsis ekstra sunucusu Gökhan Çınar ile buluşup karşılıklı ağlamak istiyorum. Ya e, insanlar benimle beraber ağlamak istiyor. Bazı programların ağırlığından yani anlatılan hikayelerin ağırlığından öyle bir yere geliyor ama hani hep söylemeye çalışıyorum ya yani bizim sohbetlerimiz sürekli zor anılar ya da dram üzerinden gitmiyor ki yani çok eğlenceli, çok keyifli onun böyle keyfine eşlik ettiğimiz ya da sohbetler de olur. Ama böyle bir durum yok. Benim hanım geldiğinde öyle oldum mesela. Çok güzel oldu. Bayağı hiç yani eğlenceli, evet. travmasız, Güzel şakalarla geçti yani ama e, o sohbetten de çıkarılan bir sürü dersler var herhalde. Gördün mü yorumlarda bilmiyorum. Gördüm. Ne kadar çok şey e, aslında çocuk büyütmekle ilgili de, hmm. onun Berfu'nun büyüme hikayesiyle ilgili de bir sürü insan çok Gördüm. güzel şeyler yazmış. Devam edelim. Yokançılar hocam iki çocuk babası bir horozan benziyor yoksa bana mı öyle geliyor? Bunu <laughs> da benzetiyorlar genelde <laughs> Benziyor muyum sence? Hayır. Ben bunu kirli arkamdan öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Direkt, Öyle <mı>? güvenle katılmıyorum. <laughs> çok yanlış bir benzetme. Çok, ya çok güzel adam o. Onu, evet evet. Onur, çok güzel evet. Ee, bu, bu, da hediyesi bana getirdi. <laughs> hani sen, senin, programlar içinde örnek oluyor. Sen şey kesitini izledin mi bizim programda? Çok seviyorum bu arada. Ayağa kalktı mı? Ayağa kalktı. İzledim, izlettirdim ona da bizim benim programda da. Ayağa kalktı. Yukarıdan bana yumruk atacak zannettim. Ve bir yandan da hala ona işte insan aslında değerli bir şey <gülüyor> <gülüyor> Çabaladığım bir bölüm var benim. <laughs> İzle, i̇zlemeyenler izlesin. Evet mükemmel. Canım. O da böyle işte şey bilmem ne boru boru falan dedi. <laughs> dedi dedi. Evet, evet, Ve sürekli o hareketi bana doğru yapıyor. Yani evet. <laughs> <laughs> ee, ama hani şey direndim güzel direndim diye düşünüyorum. Peki o kadar güzel direnmişsin ki adama boru reklamı gelmiş bunu biliyor musun? Gelmiş <laughs> mi sen? Evet. Boru 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 falan Aa, ne güzel boru diyorsun diye reklam gelmiş güzel yani. Abi, yani. şey, sonra bizim programda ya ben orada derdimi anlatmak istiyorum falan da bir daha derdini anlatmak Bir daha bir boru boru diye bana yaptı. Benim programda şey yaptı bu e, bir şey işte bu benziyor muyum benzemiyor muyum derken. Aha. Birden elini buraya atıp bir şey çıkıyor. Hani böyle hasız oldum bir an ha. oldum cep telefonu çıkarıp görüntü gösterecekmiş ya, abi ama. Yani, ama yani o hızda o... onu yapma mesela değil mi Biz... <laughs> çok güzel kalpli bir adam ama insan bir süre endişe et sen nasıl hissettin ben <laughs> <'ın> mi? <laughs> ben o programda gerçekten bir şey oldum sen yani sen pek nasıl bir eve doğdun diye... <laughs> hocam sen hangi hayvansın mesela <laughs> <gülüyor> At. <gülüyor> <gülüyor> çok Buradan güzel, da güzel. yapıyor ya ayrıca. O nasıl soru ya falan diyor ya APO da çok tatlı ya. O da, o da inanılmaz tatlı bir adam. <laughs> Çünkü orada ya. benim gülme kriziyle beraber çok manasız bir sorum oldu. Çok haklı bence yapıyor. Ne dedin? Sen atın neyine benzetiyorsun <laughs> kendini? <laughs> <laughs> ee, oradan sonra koptuk hani. <laughs> hani özelliklerden sordum ama onun hakkında o gelmedi. <laughs> Neyle diyor ya falan diye deniyor. <laughs> devam edelim. Evet Gökhan Çınar'ın Kader programını çok seviyorum ama o üst üste he he hemen değişip çıkarıyor demiş. Doğru söylemiş. Ee, bunu yapmaya hala devam ediyorum ama kesiyoruz. Ee, montajda yani, mı hatırlıyorsun buraları. Çünkü da? ya bu bir mesleki deformasyon bir taraftan da eşlik ederken e, seninleyim, birlikteyim, seni dinliyorum demenin bir biçimi. Ama özellikle ilk programlarda o kadar çok dengeyi bir yerde tutmak istiyordum ki. Hani hem konuk iyi olsun hem izleyici doğru bir şey öğrensin. Orada biraz daha fazlaydı. Hakkı bunu bıraktık Peki biraz. ben bazen kendi hığlarıma mesela <laughs> kaydım mı dinleyemiyorum karşı tarafı. Öyle bir şey oluyor mu yaparken? Oluyor. Yani? Ben bütün programları... Ben de izliyorum yayınlanmadan önce baştan sona. Bu şu yaptığımıza bir tane o oh, hıyı. Çok zor. Şu an mesela o oh, hın yaptığın farkına vardın mı itibaren. Hın 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 diye bir şey olduk... oldu. tabii tabii. Kalıyorsun. Ha. Yani bir ara seriye bağlamışım bazı konuklarda ya. Aha, 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 aha. <laughs>, Sürekli böyle yapıyorum. gitmiş. O yüzden Kübra çok haklı. Evet. Benzi. Devam edelim. Ben Katar Sıbanlısı oldum. Kendime yapacağım sanki. Yukarıcılar bana soruyor gibi. Kendime yapacağım dedi. ne yapacak kendine? Abi öyle kendime yapacağımlık bir şey değil Katar <türüyorBeifall> ben de kendime yapacağım. Yok <laughs> 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 Yani onu bana söyleyen insanlar da oluyor ama ya şeyi çok bence insanlar kendi hayatlarını o soruları kendi hayatları için de cevaplıyorlar izlerken. O kısmı güzel ama bu bir zaten şey yani farkındalık programı. Keşke herkes kendine öyle sorular sorsa. Sorsa. Dönüp de ya, hayatının dönüm noktasını sorsa, nerede büyüdüğünü anladığını sorsa ya da yapmayı bırakmak istediği şeyi hala niye yapıyor onu sorsa. O yüzden de böyle yorumları seviyorum bu aslında. Bu programı izleyenler açısından bence bu sorular soruluyordur. Nasıl bir eve doğduğun sorusu. Artık herkes bir onu sorgulamıştır. Ben neye doğdum? Tam öyle olunca da böyle. Yorumlamada belki şey sıkıntı yaşıyorlardır Oldum yani var. değil mi? Orası evet. sıkıntı olabilir. Bence yani çünkü şey gibi bir dil oluştu ya sadece Katarsis'i izlemeyip. Hep aynı şeyi söylüyorum. Öyle e, keskin bilgileri kendinize almayın yani. Evet. yani e, biri çıkıyor diyor ki işte. Ee, size diyor konuşurken diyor sağa doğru üç kere göz kırptıysa diyor sizi yalan söylüyor ya diyor, şey. diyor. Şu an öyle videolar da çok yayılıyor hocam tabii ya. ya. Tabii. Ola öyle. ne diyorsun ya? Biz de koymuşlar geçen ben böyle bir şey yapıyorum bunu diye eser yalan söylüyor diyor. Doğru. <laughs> doğru söylüyorum gözüm orada şu, şuralarım sıkışmış diye yalan söylüyorum demişler. abi işte. O yani sıkıntı bir yani. Sıkıntı olmasının ötesinde dünya kadar insanın. Yani... altı. E tabi canım hani beni kesin aldatıyorsun diyor eşinin mesela onu gördükten sonra alta doğru göz kırptın falan. Çin diyor. Geldi. Ya öyle bir şey değil bu herkesin de beden dili fenomenoloji diyoruz biz ona kendisine aittir. Aittir yani. Yani keskin bir şekilde bu olduysa bu oldu gibi bir şey yok hani. Hani rüyanda at gördüm Murat'tır gibi bir şey değil psikoloji yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle mimikten de öyle bir şey okumuyoruz. Evet o videoları çok inanmayın. devam edelim. siz diyorum Gökhan Çınar sincaplara benziyor aşırı tatlı. Sincapa mı? çok benzetiyorlar. Evet. En güzel. meşhuru. En meşhuru. Ben de tamam diyorum artık ne diyeyim. Yapacak bir <laughs> Yani bir sincap gibi artık devam. Şeyden diş yapısından da. Hmm. Uzun yıllar tel taktım falan ben işte biraz düzelteyim diye bu kadar düzeldim. Daha fazla düzeltmeseniz daha iyi sanki değil mi? Hani bu şey sizi sincap dinliyor hissi güzel bence. <laughs> Nasıl <Yani>. top bilemiyorum. <toparlacağım> bile <laughs> Öyle mi hissediyorsun? <laughs> böyle çok hani hiç zarar vermez bu adam bana yani o şeydir şey hani böyle dümdüz böyle cepheni yapılmış bembeyaz dişler böyle Yok daha gelebilir. Ama sen nasıl bir sincapsın? Ben... <gülüyor> 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 Hayır sincap dinliyor hissi niye güzel merak ediyorum şimdi böyle. Ya sincap çok yani en zararsız hayvan gibi hı, sanki hı, yani hı. oradan yani tamam. bir an böyle hatta şey yani. Hiç kimseyi rahatsız etmeyeyim tarzı da bir hayvan gibi. Doğru. Tabii, Böyle yani, takılırken de akar gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Freud bu kadar ekmeni yemedik katarsisin demiş. Aha bu linç hocam. Bu linç evet. Yıllar içerisinde katarsızım bence katarsis anı yaşandıysa e, o zamanlardan bu zamana Jung'dan Freud'dan beri hepimiz de bence ekmeğini yiyoruz. Çünkü... Yani birinin katarsis yaşadığı an öyle zırt pırt olan bir şey değil. Biz programa duygusal arınma diye bu ismi verdik ama hayatlarınızdan düşünün. Yani böyle çok ciddi bir ağlama krizinden sonra temizlenip devam etmek. Ya da öyle bir gülme krizinden sonra. Katarsis'in ee, tam hakikaten. anlamı ne hocam? Bir de sizden duyalım yani. Normal kelime anlamında ne demek yani katarsis? Duygusal arınma, duygusal boşalım ee, ama her ağlama, her gülme, her öfke nöbeti katarsis değil yani. Aslında çok kuvvetli bir duyguyla beraber senden bir şey çıkıyor ee, ve o şey de seni temizliyor, yeniliyor. ...farkındalığına bundan sonraki hayatına etki ediyor gibi. Tam katarsın mı bu aslında? Bu. Evet, evet. Devam edelim. Çocukken denize girinden bahsetmiştim. Biraz anlatır mısın oğlum mesela? Deniz ıslak mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ya bu bir ara çok ciddi bir akım oldu bu arada. Bunu kim başlattı bilmiyorum ama... <laughs> ben böyle sorular sormadım ya hiç. <laughs> Programda diye düşünüyorum yani. Bu huysuz olunacak bir şey ama yani... <laughs> evet. ...gerçekten bütün sorduğunuz güzel soruları... ...böyle özetlemek. Hiç ama böyle... E, Denk geldi mi? Böyle boş bir soru denk gelir. Yani karşılıklı yükselsin diye boş bir soru değil de böyle bir şey demin at, atın neyine benzemek gibi. Atın neyine öyleydi. Öyle o... bir şeydi yani. Öyleydi. Öyle denk denk ya, denk o gelebilir anlamı aslında. çıkacak. Hatırlamıyorum ki programda hiç öyle. Peki programda en çok şaşırdığın ünlü ya da en çok şaşırdığın an hiç bek Yani kafanda az çok tasarlıyorsundur ya gelecek konu. Aha. Tasarladığının çok ötesinde çıkan konu var mı? Ee, şey vardı o bölümü çok herkes izlemedi. Duygusal halı yıkamacılar vardı. Sen hiç onları biliyor Aa, musun? onu Onlar bir ara haberlere falan da çıktılar. İki kardeş selam da olsun buradan. Halı yıkıyorlar ama e, böyle felsefe ondan sonra psikoloji dünya üzerine ciddi görüşleri var. Şarkılar yapıyorlar falan filan. O bölümü lütfen izlesin herkes çünkü bir yarım saat kadar sadece şok içinde onlara bakıyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> çok ilginç bir bölüm. Yani Katars'ın en efsane bölümlerinden biri bence. Onun dışında çok şaşırdığım yok. Yani mesela sen geldiğin zaman hani şeyle ilgili günün sonunda bir komedyen de olarak ne kadar samimi olacak eser acaba diye düşünmüştüm. Hmm. Senin samimiyetin şaşırttı beni mesela. Vallahi mi? Evet evet evet. Daha çok böyle içtendi resmi çünkü. olabilirim gibi mi geliyordu? Ee, daha fazla yani tabii ki zaten gelen her konuk istediği kadar anlatıyor ama daha fazla e, belki işte öyle bir algı oluyor ya. E, ben komedyenim ve şey hayatımın yapayım. sıkıntılı taraflarını Hiç çok da mi? koymayayım ortaya ama onları anlatmam ve oradan nasıl büyüdüğün hikayesi. Ee, ne güzel ne güzel anlattı adam demiştim çok evet. teşekkür ederim güzel hocam bölümün. devam edelim bizim de şey biz de çok şey yapmayacağız o kadar güzel anlattınız ki beni <laughs> depresyona mı girdiniz Gökhan Bey niye hakkım yok mu ya be <laughs> girer misin yani şimdi depresyon tanı olarak e, öyle söylendiği kadar bugün de depresyondayım gibi bir şey değil sert yani hani her türü için ama depresif dönemlerim oluyor, sıkıntılı zamanlarım oluyor. Kim çıkarıyor sizi oradan? Kendi kendi? E, genelde kendi kendime çıkıyorum ama eşim de ondan sonra. Zaten insanın çocuğu olduktan sonra çok depresyona girecek zamanı olmuyor. Fırsat anlıyor. yok. Evet. Vallahi biz ben de istiyorum bir gireyim de. Ben de hiç giremedim. Hiç. <laughs> çok evet. ağır bir depresif bir döneminiz oldu mu? Oldu tabii. Oldu. Şimdi bizde şöyle bir durum var zaten işte mezun oluyoruz yüksek lisans yapıyoruz klinik psikolog oluyoruz hep terapi eğitimi alıyoruz ve hayat boyunca da terapistlerimiz var. Benim de terapistim var ve terapi. Hep var onlar hep yani. Hep var yani dönem dönem daha sık gidersin dönem dönem daha az gidersin hem süpervizörüm hem terapistim var. E orada da hayat boyunca kendinle çalışmak kolay bir şey değil ki. E Bir de iyi terapi sürekli senin başına okşayıp hadi bakalım sen değerlisin diye gönderen değil ki. İyi terapi yumruk yediğin. Giriyor. Ee, öyle zamanlardan çok sert dönemlerim var. Çok sert düşüşlerim var benim de yani. Hmm. O yüzden hakkım yokmuş gibi böyle şeyler paylaşılınca <laughs> üzülüyorum ki. yani. Ufak depresyonlarda en böyle rahatlatan şey nedir? Siz böyle atıyorum böyle bir yaylaya çıkıp manzaraya bakmak gibi var mı bir rutin bir şey? Ya benim rutinlerim biraz ilginç yani. Ne gibi? Ya ben mahalleci bir insan böyle. Mahalleye mesela çok böyle sıkıntılı berduş çıkmayı falan seviyorum öyle dolaşmayı. Kendi kendime klip falan çekiyorum sanki yani. Hasbi ya. Berduş ne, ne gibi? Ya böyle şey günlük hayatın içerisinde... Ee, bunu anlatmak kolay bir şey değil, de. tuhaf algılanacak şimdi. Söylemesem miydim acaba? çok güzel anlatan anladım. Ben çok iyi hissediyorum adamı da. Merdiş bir şekilde. Maaşıyı. Aynen. Herkes maaşı tanıyor. Tanımaması için de uğraşıyorum, kapşon falan filan. Çünkü patik falan giyiyorum. Ama ma ma ayakta patik, patik var. Falan, evet. Çok iyi. Evet. Ondan sonra <laughs> yani. Düşünsene ya. evinden böyle patikli belanlarla gideceğim. Sizi görmek. Şey yapar yani, gerer yani. İşte tanınamamaya da çalışıyorum birazcık daha. Ondan sonra yani. O sıkıntıyı bütün böyle beden olarak, görünüş olarak vesaire yürüyüş yaparak en çok. Ondan sonra ama hiç kendime özen göstermeden çünkü içimden o gelmiyor öyle söyleyeyim sana. Hmm. Yani en yırtık montu giy, en delikli eşortmanı giy falan hani 20 yıllık hmm, tişörtü giy, dolaş gibi bir şey. E, bu bu arada hani görsel olarak anlattım ama aslında yapmaya çalıştığım şey daha da dibine girmek. Hmm. E, çok daha fazla yaşamak. Onun içinden öyle çıkmak. Peki o kıyafetleri sonra düşündüğünüz şey Kafaya taktığınız bir konu mu yoksa hiçbir şey mi yoksa atıyorum terlemek mi ya o sıra şey ne? Hareket ondan hareket sonra ve... e, en çok hareket bir de özenmemek kendine hmm. yani kendine özenesin yok sıkıntıdasın şey derler ya genel olarak hap yine işte çok kötü hissettiğinde bazen işe yarar da hmm. git işte en güzel kıyafetini giy aynanın hmm. karşısına geç. Seni seviyorum de kendine falan <laughs> filan yani. gibi. Çok ben şıksın, değerliyim ya, falan zaten. diye. Öyle bir şey bende işlemiyor mesela. Ben en dibe vurayım, en fena halimi göreyim, oradan çıkayım. Müzik <laughs> <böyle. gülüyor> var mı Oztok? Var <laughs> tabi tabi. Tabii. <laughs> Arabesk dinliyorum. Arabesk. Ondan sonra... E zaten orada kendini yercikse, Allah, Allah belanı versin falan gibi şarkılar. Bana bu daha iyi geliyor. Ha, daha Öyle iyi söyleyeyim iyi. sana yani. Devam edelim. Gel yeniden başlayalım. Unutmak değil, hatırlamak iyileştirir. Hatırlamak mı iyileştirir? Saçma. Hem de fazlasıyla saçma. <laughs> Tamam hocam, <laughs> ne, ne, ne diyor ne diyor. <laughs> unutmak üzerine e, çok fazla bu arada büyük düşünürlerin de lafları var ya unutan iyileşir <laughs> vesaire gibi ama o öyle unutmaya çalışıp unutmak gibi bir şey değil o. Aksine meselesini hatırlayanın iyileşebileceğini zaten hatırladıkça da unutacağını anlatmaya çalışıyorum yani hani orada bir şey var ona hiç bakmıyorsun sen. Ama e, o sıkıntılı dönem hayatında her yerden fışkırıyor. İlişkinde çıkıyor, orada çıkıyor. O yüzden hatırlamak iyileştiriyor diyoruz. Hatırladıkça daha derinle gittikçe aslında konuyla vedalaşıyorsun gibi durum var. Hazır moment. olduğun zamanlarda evet. hatırladıkça. Çok kolay uğraştığı... bir şey de değil ama değil mi o? Yani bazen de kendi kendine oturup onu olanın... İyice hatırla, değiştirdiğinde ters bilir aslında. Bir de herkes de ne yaşadığını hatırlamıyor ki. Duyguyu hatırlıyor Duyuyor. zor anılarda. Yani kimisi hatırlıyor da işte en büyük acılara gülüp geçiyor. Hı. Kimisi hatırlıyor ama baş etmek için atıyorum insanlara zarar veriyor, alay ediyor. Hı. Kendi utancını kapatmak için. Kimisi buzdolabının başından ayrılmayıp yiyor. Hı. Hatırlamamaya çalıştığı şey için. Hepsini o yüzden... yapıyorum ben şu an. <laughs> <laughs> yani karşı atıyorum şişman şakası. Yaparım, giderim, yemek yerim, tabii kafayı taktım da hepsini yapıyorum gerçekten. Ama işte bak, dönem dönem. Hatırlamaya niyetlendin ki bir süreç başladı işte. Tabii. Bedemde Hatırladığım de yani. her şey için demek ki bir şey yiyip bir şey yapıyorum o var. Evet evet evet. Devam edelim. You mention you like human emotions and have no desire for them. Yes, I have no desire. Then arrogance isn't it an emotion? Yani size yani linç bulurken çok zorlanıyorduk ta ki bu. Buna kadar. <laughs> Taze görüntü elimize <laughs> gelene kadar. Ee, bu çok iyi oldu. Bizim program için de bulamıyoruz çünkü bir övgü sevgi var. Burada da çok <laughs> linç gibi değil. Bir verelim mesela neler var. Arabayı yokuşta stop ettirmeden kaldırınca babam demiş. <gülüyor> <gülüyor> hani her şey uyuyor bu arada <laughs> Her şey uyuyor. Geldi <laughs> ne hastalar olmuş ya. Ver başka ne var? Borç alıp şu gün ödeyeceğim diyen arkadaşım gününde ödemiştir. <gülüyor> <gülüyor> evet başka var mı? Ayrıl kanka dediğim arkadaşım harbiden ayrılmış. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Veresiye satan. <laughs> <Ne gülüyor> Bunu görmemiştim. <laughs> bir tane daha var, bir tane daha verelim. Gökarcıların listesi robotu teslim etmeden bir turda katarsız çeksin. Doğru <laughs> mu? <laughs> bir turda katarsız. Evet, bu program çok ses getirdi. Daha hani tanıtımından itibaren bir şey oldu. Sizin bu tanıtımın kafa sallama durumu da ne hissediyorsunuz? <laughs> Ne düşünüyorsunuz? <laughs> bu kadar konunun hem eleştirilmesi, hem şakaya dönüşmesi, hem de konuşulması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya ben e, izlerken de bu arada keyif alıyorum çok. E, çünkü bu arada gerçekten de Sofya ile ya da bir işte yapay zekanın bugün geldiği halde karşılıklı olarak işte diyaloğa girmek ya da işte onu duymak, o salondaki etkiyi görmek vesaire bence özel bir deneyimdi bir taraftan. Hmm. Orada gördüğüm şey sadece şuydu. insanlar da oradan gelmişler. Yani sonuçta insan icadı. Yani insanın yüklediği, aktardığı ve yarın öbür gün iyi kontrol edilmezse gerçekten de e, düşünsene insanın kibrini, şiddetini ya da işte stratejinin çok kötüye kullandığı bir dünyayı. Orada aslında çok doğru bir yerde dokundu Oğuzhan. Yoksa e, benim de orada onayladığım şey aslında bu. Çünkü... Bu şey gibi bir şey. Yani robota mı kızdınız? Bir de robota kafa atsaydınız Robot. falan <laughs> demişler insanlar. Sen de orada kafa sallıyorsun utanmadan falan demişler yani. Ama aslında bence kibirin gidebileceği yerle ilgili, dünyayı vicdani olarak ele geçireceği yerle ilgili güzel bir diyalogtu. Ama orada bizim işte hani... Vay be dediğimiz kişi olsanız Sofya'ya laf söylemesi değildi. Sofya'nın da yaratıldığı düzen gereği zavallıyı bu kadar rahat kullanabilir halde olmasaydı. Evet ona da aslında anladım. bir insan olarak bir tepki de var ama ya olayın önermesini anladığım kadarıyla çok seviyorsunuz. Ya yani o yapılan şey, önermesi çok güzel. Evet, evet. Ama işin hani tek video ile şakaya dönüşmesi de aslında eğlenceli. Yani önermesinden mutlu olduğunuz için şey değilsiniz. Yoksa bir e, şey olabilir miydi acaba diye düşünüyorum yani hani bu kadar şakaya dönüşmesini ya da böyle bu kadar değişlerin geleceğini bilseydiniz Yine orada şey yapar mıydınız? Yapardım, Yapardım. Ben bu arada böyle şeylerle çok eğleniyorum ben olarak. Çünkü <laughs> yani bu, bu hayatı ben istedim. Ee, hep hayal ettiğim şey de oydu yani. Bugün milyonlarca insana gelişim, psikoloji anlatmak istiyorum dilim döndüğünce diye. O yüzden de mizahı yapıldığında da öyle yani. He. Diğerlerinden de gördüklerim var. Ama bu başka bir yere gitti gerçekten, gerçekten. de. Evde kafa falan sallayamıyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten Bu artık başka bir şeye dönüştü. Başka yani. bir şeye dönüştü. Bir de taze şu an yani. Şu an sokakta her yerde karşınıza çıkıyordur şu an. Tabii şimdi şeyler başladı işte yani. Alıyor. Bir kafa sallar mısın? Eyvallah yani oralar başladı. Ne olsa oradan gidiyor ya gündem bizde. Evet ya. Yani. Şu seferlerde kafa salla abi. Videoyu çekmeleri çok kötüymüş <laughs> Aynen, ya. Daha neler vardı işte. Şu an ben yine şu an kafa salladığınız için böyle yakalanıyorum biliyor musun? <laughs> Tabii. Sen oluyor. Bak ne vardı biliyor musun bir tane. Çok da tatlı bir şey bu arada 20'lerinde bir işte genç kardeşimizdi. Bu şey var ya bilmiyorum onunla ilgili bir şey var mı? Seni affetmiyorum diye bir video çektik biz. O da çok ciddi bir yere gitti. Çocuk da ısrarla gelip dedi ki abi dedi bu videonun sonuna dedi küfür yakışır. <laughs> hani e, işte seni affetmiyorum işte öfkem hala sıcak bana şöyle yaptım vesaire diye. ...ısrar kıyamet bana o videonun sonunda editleyecek sonradan küfür ettirmeye çalışıyor. Hani sen hiç böyle bir sipariş aldın mı? Hani bir de şey gibi bir tutkudan küfür da bahsediyor. <laughs> sen ne güzel küfür edersin aslında. <laughs> diye yani. Hani yani. Ben de oturup ciddi ciddi açıklamaya çalışıyorum. Ya etmeye mi çalışsam sana acaba mı? Cinsiyetçi bir şey etmeyeyim falan filan diye. Devam edelim. Herkesin Safiye Soyman ve Gökhan Çınar gibi bir arkadaşı vardı <laughs> Ne diyorsunuz Safiye Soyman'la e, aynı cümlede böyle geçmeniz yani hani e, hayallerin vardı şeyle ilgili. <laughs> <laughs> <Türkiye 'ye>. Psikoloji <laughs> anlatacaktım. <gülüyor> ama finalde Safiye Soyman oldun yani. ne, ne düşünüyorsunuz bu şeyle? Valla ben e, Safiye Soyman'ı çok seviyorum. Gerçekten. Çünkü Safiye Soyman çok destekleyici bir arkadaş. Değil mi? E, ben bütün halde görüyorsundur herhalde. Selam gönderelim buradan. Bütün arkadaşlarının gönderilerinin altında Canım sen çok Canım kıymetlisin. Canım ne güzel kıymetlisin, <laughs> harikasın. Yap kurban oldum o oh, sana tatil yetmişim. <laughs> ee, sen de tatile çıktığında ilk övün. O oh. oh, oh, maşallah falan diyor yani. Bugün de çok güzelsin vesaire gibi. O yüzden bence güzel bir ikili oldu. O nasıl bir psikoloji? Arkadaşlarına Instagram'dan sürekli övmek... İyi mi, iyi mi şu an Safiye? Sorayım. Ya orada da bir sıkıntı var mıdır yani? Ya da şey midir yani? Öyle yok gibi de duruyor, tatlı da duruyor. Evet, evet. Ama Bunun şey, cevabı ben de keşke demeyiz. faik Bey içerseydim. <laughs> ben ama <laughs> Hayır şey için sadece yani şey zor bir şeydir ya insanların yaptıkları şeyi gerçekten övmek ve onu takdir etmek ya da onu iyi hissetmesini hmm. sağlamanın altında çok fazla neden vardır? Çünkü onun samimisini bulmak çok zor herhalde. Yani şimdi bilmiyorum ama eğer gerçekten de e, ne diyeyim sana yani üzüntüye de sıkıntıya da böyle eşlik edebiliyorsa hmm. destekleyen arkadaş bulmak çok zor gerçekten de. Yani arkadaş ilişkilerinde de çatışma oradan çok çıkıyor. Olur. Bir arkadaşımızın bize ödünü samimi olup olmadığını nereden anlarız? Yani üzüntüde de yanımızda olmasın. E, i̇yi de de kötü de de. Hmm. E, yani iyi de kötüde de yanında olmak kıymetlidir. Bir de şey gibi bir tuzak da var orada bu arada bazı insanlar kendini çok değersiz hissettiği için seni sürekli değerli hissettirmeye çalışır. Ha. Ee, onu çok sev diye ya da işte sen de ona aynısını ver diye. Ha. Ama samimiyeti anlamanın yolu bence zaten işte o arkadaşın uzun süren dönemlerinde olan şeyler. Orada da illa işte bugün çok yakışıklısın ya da işte vay be gömlek ne yakışmış yine demene de gerek yok yani. Evet sevgili dostlar, Popeyes için güzel XR sandviçim var. Ee, ancak kameralar açılmadan önce yarısını maalesef yedim. Yani daha doğrusu kameralar açıldı zannettim, o sıra yedim. Ee, şimdi size anlatırken tekrar yemem gerekiyor ama başka sandviç kalmamış. Çünkü ekip bana bir tane çekim için bırakıp hepsini yemişler. O yüzden e, elimizdeki bu kısıtlı imkanlarla size anlatmak isterim ki bu harika bir sandviç. Popeyes, seviyoruz. Bir daha çekin derseniz yok başka bitti. <laughs> Devam edelim. Hep duyuyorum. Çoğunlukla tanımlayamadığınız bir kaygıyı anlatırken şöyle diyorsunuz. İçimde bir sıkıntı var. İçimde bir sıkıntı var. Nedeni kaygı duyulan gelecekte değil, eksik kalmış bir geçmişte saklı. İçinizde bir sıkıntı var. Yorum alalım. Yok la borç çok büyük. Sıçtık onu sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya yine bunun altına burada yani belli ki çok gerçekte bir şey yakalanmaz. Tam hedef kitlem bu arada. Tam, <gülüyor> 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 Tam ulaşmak istediğim kitle. Yani hakikaten de ülkede hem ekonominin hem işte psikolojinin, siyasetin, cartın, curtun yani herkesin psikolojisinin e, çok sallantıda olduğu bir ülkede bunu yapmak ne diyeyim avantaj mı dezavantaj mı? Bu arada hemen bunu da söyleyeyim. Hani burada özellikle e, zaten dünya kadar dert ve sıkıntı var ülkede ve insanda şu anda. Burada daha çok böyle birikmiş ve uzun süredir bitmeyen sıkıntılardan bahsediliyor. Yoksa <laughs> e, bence e, çok sıkıntılı bir şey. Yani e, ülkede genel olarak hakikaten e, bir herkeste bir baskı hali var. <laughs> e, bir sürü şeyin bitmesini bekledikçe yenisi geldi. Baksana son dönemlerin tamamına. Bir sürü geçmişte bastırılmış ya da sıkıntılı ya da insanları bastırmadığı ama beraber yaşayabildiği kaygı patladı şu anda ee, herkesin içinde. Ve bunun gündemden bağımsız da bir durumu yok yani. yani dış bir tetikleyici içeridekini ortaya çıkartıyor. O yüzden de e, ben gördüğüm en zorlu dönemlerden bir tanesini görüyorum. 20 yıldır bu meslekte olan biri olarak bence. Bir Gerçekten mesleki anlamda da insanların bir uzmanlardan başvurduğu en yoğun dönem mi bu dönem? Ee, öyle e, yani bildiğim gördüğüm hem psikiyatri servislerinde hem işte biz psikoterapistlerde çok fazla e, şeyin tetiklendiğini görüyoruz. Yani işte pandemiyle beraber de ülkedeki meselelerle ekonomik kriz ve deprem birçok içerideki şeyi tetikledi gibi bir dönem şu anda. Devam edelim. Psikolog Gökhan yazdı ve Gökhan Çınar çıktı. Bir de yayıncıymış bu adam biraz saftirik gibidir. <laughs> <laughs> şimdi şey gibi bir dil var, bilmiyorum Alpin söylemek istediği olma ama biraz da saftirikle bir tarafım vardır gerçekten. Ama e, şimdi bu işte Türkiye'de şöyle bir şey yapıyor ya birçok benim meslektaşlarım da var ve masaya vura vura mutlu olmak için işte yarın hemen sabah kalk pencereyi aç ve bunu yap diyor mesela ve. Ee, hani şey gibi de bir yerden yapıyor, sert yapıyor sert. yani. Disiplinli. Yani, bunu yapmazsan da işte hayatın mahvolur falan filan gibi. parmak sallayan bazen ya da o yedi formülü hala hani. uygulamadım mı falan filan diye bakan insanlar varken ben çıkıp aslında işte e, yapamaya da bilirsin, belki hazır değilsin. <laughs> de. O bir dur falan dedikçe. O da e, daha az güçlü ya da daha saftirik bir şey çıkıyor olabilir insanların Hı -hı. gözünde. Haklı ama yani. benim öyle bir hani üslubum hiçbir zaman yok yani. hani parmak Peki saldırma. yani hakikaten şimdi biz de bir iki ortamda tanıştık ama yani göründüğü kadar iyi biri misiniz? <laughs> yani, yani saftiriklik orada da var yani. Yok ya. Çok iyi misiniz yani? Hani yani, sadece iyi değilimdir herhalde. Yani öyle bir kalıp yaratıyorlar ya e, öyle yorumlar duyuyorum ara ara. Hepsinde söyleyemedim şimdi ama bu adam kesin böyle yapıyor. Ne, ya da işte e, ne bileyim ben ya öyle bir şey değil hani öfkemde öfke e, sıkıntı da çıkartabiliyorum. Küfür de ediyorum. Onu ne diyeceksen yani. bir tane ya. <laughs> bir tane şey içinizden en çok kullandığınız küfürü söyle. Bizi küfür etmeyin de. Yani en, şimdi yapayım mı onu ay, ya? Küfür ne mesela en kullandığınız? <laughs> <laughs> Aftal. <laughs> değil tabii Ay. ki. Ama şeye dikkat ediyorum ya. Yani cinsiyetçi küfür etmemeye dikkat eden biriyim ben gerçekten. Cinsiyetçi olmayan bölgesel bir göt. 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 Ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi geldi. <gülüyor> 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 göt de tek başına de çok kötü ya. <gülüyor> göt <gülüyor> ha. Kaç kere <keredenmiş>? daha? <laughs> Söyleyeyim mi birkaç kere de? Neyse <laughs> ilk defa diyeyim siz de açılmayın bundan sonra. Katarsis de göt 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 diye. <gülüyor> <gülüyor> ya peki bunu ne zamanlar mesela? Birinin davranışını beğenmediğinizden bilmem ne hani ya kavga da nerede kullanıyorsunuz? Ya da normal ufak bir anda da mı? Günlük hayatta sinirlendiğim zaman da kullanıyorum. Pencil. Arkadaş arasında kullanıyorum. Ama Çok yani sadece bundan ibaretmişim <laughs> gibi oldu. <laughs> Ya çok güzel. Oğlum bir şey alacağımızı aldık. <laughs> Devam edelim. Bir uzman psikologdan ziyade 80'lerin ikinci yarısında palazlanan... ...tavernacı piyanist şartörleri andırıyor. Göt. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Diyecek hiçbir şey yok yani. Bence <laughs> yeteri kadar cevap <cim> ver. <laughs> hani başka linç okumaya da gerekir. Yani. Konu kapandı. <laughs> evet. Devam edelim. Katar seks izleyip zaten berbat olan psikolojimi yeksan etmeye gidiyorum demiş biri. Çok yazıyorlar böyle şeyler. Ama e, izlemeye de devam ettikleri bir şey var çünkü program sadece o acıyı anlatmaktan ibaret değil ya bir cümle alıyor. Ya da kendi hayatıyla ilgili bir ortaklık buluyor. Ve bence o yüzden ağlaya ağlaya tekrar izleyen dünya kadar insan. Bazen ekstra da bir de özellikle çok sert hikayeler var. Biz onu neden izlemek istiyoruz? Kendi hayatımızda bir eşlik yarattığı için mi? Yani. Ya Eser şöyle bir durum var bu arada. Şimdi o konukların hepsi için ayrı ayrı destek sistemleri harekete geçiyor. Ve onu söylüyorum. Yani birileri gelip acılarını, sıkıntılarını anlatıp gitmiyorlar programdan. Ama e, bence bilmek istiyoruz. Çünkü e, bazı meseleler hiçbir zaman haber bültenlerinde yok, gazetelerde hmm. yok. Çoğunu anlatmak ve konuşmak yasaklı. Bazısına zaten komşusu susmuş yıllarca ya da evin hmm. içinden başka, başka biri susmuş. E biri de ben bunu herkese anlatmak istiyorum deyince belki bazı insanlar vicdani olarak da ya bir duyalım ya şu kişiyi demek için de duymak istiyorlar. Bir de demin de dedim ya soruları kendilerine soruyorlar bence insanlar. Yani e, önemli bir şey o. Peki ilk hmm. defa Sizde anlatan insanlar sonradan daha iletişimde olmak ya da işte o yaptığınız her o programlardan sonra biriktiriz bir külliyat bir insanlar danışanlarınız olarak devam eden insanlar oluyor mu? Benim hiçbir konuğum danışanım olamaz. olamaz o mi? ikisi birbirinden keskin Öyle bir mi? şekilde ayrı. Hep soruyorlar söyleyeyim medya sürecinde bu program bu kadar büyük böyle bir sosyal sorumluluk ağına dönüştü artık. Özellikle kater seksu konuklarıyla ama ben uzun yıllardır yeni danışan da almıyorum. Yani hmm. haftanın bir günü yıllardır takip ettiğim danışanlarımla sürdürüyorum süreci. Yine yapıyorsunuz şu an mı? Mesleği şey yapıyorum yapıyorsun. o benim asıl ana mesleğim. Hı. Devam edelim. Gökçe Alan köyü sadece İzmir'den zaman bu adamı da yaşlandırmış. Evet öyle oldu biraz. Çocuktan sonra insan biraz yaşlanıyor. Çocuk... <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Çocuktan sonra, gerçekten sonra neler oluyor neler. Gerçekten yaşlanıyor. Burada da öyle de oldu Şu şöyle. an kaç yıldır tanıyoruz biz sizi? Dört yıldır program var, katarsız var. Zaten benim de işte asıl insanların da tanımaya başladığı dönem son iki buçuk üç yıl galiba daha fazla. Hı -hı. Ama ya fiziksel özellikler üzerinden çok fazla şey yapıyorlar ya anlatıyorlar adamın gözü yeşilmiş meğer diyor mesela <laughs> ya da hocam sen de sisteme uydun botoks yaptırdın diyor mesela hani yaptırmadım bu arada ama yaptırmadım. yaptırmadım hayır. Düşünüyor musunuz öyle bir şey yapar mısınız yani? Yaparım bir gün istersen. İyi ister. Niye olmasın? Ondan sonra ya bir de benim kaşımla gözümle falan çok dalga geçtiler hmm, yani. Hani, çok uğraştılar. E, yani ama hepsi okey. O yüzden de çok fiziksel görünümle giriyorum var. artık bakıp geçiyorum. Şimdi Harbiye gösterileri oluyor yani. Harbiye'de bir Aha. şeyler yaptınız. Katarsis programı, Katarsis ekstra dışında bir hayaliniz var mı? E Var. Ben hep anlatıyorum. En büyük gururlardan bir tanesi işte Doğan Hoca, Doğan Cücel Cüceloğlu hem kitaplara hakimmiş, benim çıkarttığım hem de programdan bir cümleyi bir gün işte paylaştı. Ee, şimdi de ara ara eşiyle, Yıldız Hanım'la sohbetler ediyoruz. Hmm. Ee, onun yaptığı o insan insana e, programları hatırlarsın <laughs> tabii ki tabii. Çok da başkadır gerçekten yaklaşımı. E Tabii ki o bambaşka bir varoluş ve mizaç. Onun yolu ya da onu tahtı gibi bir şey değil evet. bu. Ama ben de e, şimdi onu yapıyoruz zaten işte Avrupa'da dolaşıyoruz, hmm. Türkiye'de birçok yere gidiyoruz. Ve insanlara bir psikoloji anlatıcılığı üzerinden kendi hayatlarıyla ilgili sorular soruyorum seminerlerde. Öyle her yerde acı dolu falan geçmiyor. Neşeli kimlikli anlar, ilişki seçimleri üzerinden anlattığımız şeyler var. Bunu hep yapmak istiyorum. Yani çok büyük salonlarda Harbiye'de olduğu gibi hı hı. E, çok büyülü bir geceydi o bence. Bunu hayat boyunca yapmaya devam etmek istediğim bir hayalim var çok Samsung'dan devam edelim. Hocam çok mır mır kedi gibi konuşuyorsun ya. Sakinken yer yer sinirlendiriyorsun beni. Bir seansa gelmem lazım mı yoksa normal durum? Bilemiyorum Altan. demiş biri. <laughs> Herkesin çok sevebileceği bir tarzım olmayabilir gerçekten. Ama ben hep şey ben seansa gelse mesela mır mır çok konuşuyorsun, beni çok sinirlendiriyorsun dese hani büyük ihtimalle yani kime ve neye benzetiyor beni üzerinden gideriz. Ya bu benle ilgili değil. değil yani ya. İzlemeye de devam ediyorsa özellikle hani değil gibi geliyor bana ama tarz olarak sevmemesi olabilir olabilecek yani. bir şey. Devam edelim. Hocam ben hiç affetmesem bir şey olur mu? <laughs> Olmaz. Ya böyle bir şey olabilir mi mesela ya? Yani aralarında bu arada arkadaşlarım, meslektaşlarım da var. Bu moda oldu diye insanlar çıkıp sürekli olarak hani böyle derin derin konuşarak, şey yaparak Sürekli olarak işte affedin, rahatlayın, affedin, kurtulun. Hı. Bakalım bu sabah kimi affettiniz falan gibi bir şeye geldiler ve e, psikolojide de aslında insan doğasında da hazır olunmayan her eylem insanı daha fazla sıkıntıya sokar. Hı. Yani işte evliliğinde bir şey affetmemişsin ama affetmişsin evet, gibi bir davranıyorsun. Şey. Bir arkadaşlıkta çok derin bir yara var konuşmamışsın ya da konuşmuşsun ama halli olmamış, o yokmuş gibi davranıyorsun. Arkadaşlık bitmese de sen bitersin içten içe. Hı -hı. Ya şeyleri falan görüyorum ben. İnsanlar böyle el ele tutuşuyorlar. Anladın mı? Hani Hı -hı. böyle çember oluşturuyorlar. Derin nefes alıyorlar. Birbirlerine gülümsüyorlar. Hı -hı. Affediyoruz. Birlikte affediyoruz. Hı -hı. Şimdi bugün affediyoruz diye bir şey. Bu böyle siparişle olacak bir şey değil. Hı -hı. Evet affetmese olur ama bu şey anlamına gelmesin yani. Kimseyi affetmiyoruz falan gibi değil. Hazır olunca onu da insan bilir bir bakarsın. Ya bu adam o kadar sinirlendirmiyor beni artık. Ya düşündüğüm zaman o olayı o kadar üzülmüyorum artık. Bak elinden geleni de yapıyor. Buralarda tamam. tamam. Yani affedebilirsin. Devam edelim. Benim menteri toplayacak masada Doja Cat, Alizade, Katarsız, Gökhan Çınar var." demiş. O masayı biz mi yaptık? Ya bakayım bir o masayı. <laughs> ben hep böyle duruyorum. Ya ama <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle eser. kafasını sallayarak. <laughs> <laughs> ya aslında öyle de yapabilirmişiz ya. yani... Hiç çok alakasız bir ortamda bulundunuz mu? Tabii. Hiç böyle beklemediğiniz insanlar da şöhretli de olabilir. Şöyle hiç en alakasız hatırladığınız bir yer var mı? Oldu tabii mı? Programa hazırlık süreçlerinde insanlardan hikaye almak için. Alakasız değil bu arada işte. Herkesin bir kültürü şeyi var ama birçok yere girip çıkıyoruz. Hı. Yani hani bir belgeseli hazırlanır gibi hazırlandığımız bölümler var bu arada. E, ortamlarda bulunduğumuz oluyor. Şeyde falan çok şaşırıyorlar insanlar mesela. Hani ben çok gidip çok eğlenen biriyim gece kulübünde falan. Hani nasıl e, çok eğlen? Akıyor musun? çok. Ne yapıyor muyum? Akıyor musunuz ya Akıyorum abi? tabii. Haydi Akıyorum. E, eşinizle falan mı tek de mi? Tek Hadi be. Yani tek takırım de derken arkadaşlarımla beraber de akıyorum. Çünkü i̇şte after yapıyor <laughs> muyuz? tam olarak... <gülüyor> 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 Akmak da gelsin böyle hakikaten böyle Aa, adama bak ne güzel eğleniyor ya yani denecek kadar böyle eğlenme tabii. eğlenirsiniz yani. Eğlenirim tabii. Orada da mesela şaşırıyorlar insanlar. Gerçekten şey hani genel olarak böyle yaşadığımın düşünülmesiyle ilgili derdim var. Evet. Eğlencem de çok gürültülüdür. Öfkem de öyle çok bazen hani ben şey kardeşim. olabiliyor. Ee, yani sürekli olarak hayatı öyle yaşamıyorum ki ben. Düşünsene önüme gelen herkesi e, nasıl e, bir evde doğdu falan. <laughs> ya öyle bir öyle Peki, bir Peki artma dışarı eğlenmeye çıkmaya hanım izin, bir sıkıntı yaratmıyor herhalde. E, ama yani biz birbirimizi çok iyi bilen insanlarız ya. Biz üniversitede e, aşık olduk birbirimize. E şimdi bakınca 20 yıl oldu. 20 yıldır beraberiz. E, biz birbirimizi biliriz yani. Bilirsiniz ama kıskançlık duygusu da var bu kadar. Hani Türkiye'nin en e, gözde ve en tanınan uzman psikoloğu <laughs> diye akıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani orada hayal edebileceği çok şey var. Gökhan Bey nasıl... merhaba. Kusura, ben de çok <laughs> kafa... Dostuna kafayı Hani her şey olabilir yani. Bunlar benimle ilgili değil. <gülüyor> <gülüyor> ya benim, benimle de ilgili değil. <laughs> <laughs> Berfu'yla <ile> ilgili ha bunlar. <laughs> Devam edelim. Nasıl ülkede yaşıyoruz la? Psikoloğun böyle psikolojisi bozuk. <laughs> Pisikolojisi ne ya? E, Bütün psikologlar e, bir sürü sıkıntıdan dertten geçerler. Biz de ayrılıyoruz, e, insanları kaybediyoruz, bir sürü şey öfkeleniyoruz yer yer demek yani bu psikolojisi bozuk her şey kullanılır oldu ya aslında hmm. zor dönemlerden geçiyoruz ve yani, yani meslek insanı olmamız da öyle bir şey yaratmıyor yani o yüzden yer yer bozulabilir hiç yani bir şey de yani saldığınızı ve hani böyle net öfkenizi çok görmemiştim ama bir tane programda gördüm deprem döneminde işin aslı programında galiba değil hmm. mi böyle bir aslında. Evet. Doğru mu hissettim yani? Hiç Çok Hiç doğru o, o programda şeydi. Yani bölgeye gittip ki süreci görüp e, gelip bunu anlatmayı vicdanen sorumlu hissettim ama hmm. insan gördüğü şeyler karşısında öyle sakin sakin yani insanlara bir şuna görün bir buna bakın hani deme isteği duyduğum ve tam da yeni geldiğim dönemde o ben programı katıldığım dönem. Ben de baktığım zaman bas bas bağırıyorum aslında. Ama yani bas bas bağırmak da lazım. Lazım, evet. Yani. Biz aynı şeyi biz de Fatih Altaylı programda yaşamıştık. Bence o, onun bir faydası, bir geri dönüşü olduğunu düşünüyorum ben. Öyle. Böyle bir yayın yapmanın, o telaşı bizlerde görmenin Hı -hı. bir anlamı var. Bir uzman psikologta, bir komedyen de onu görmenin bence ülkede bir karşılığı var yani. Bence kesinlikle Hı. ve çok doğaldı ve çok işte siz gibiydi yani. Ben... O zaman insanlar dümdüz anlattığın zaman bakmıyorlar Hı -hı. bazen. Bazen bakmayana bağırarak anlatıyorsun, öyle bir şey oluyor. Devam edelim. Korkumu anlayacağım. Utancımla yüzleşeceğim. Ne yaşadıysam, ne yaşattıysan, neyi yaşatmana izin verdiysem, bir önce onları anlayıp sindireceğim. Alalım yorumu. Bunları yapıp da kaybedecek zamanım yok. Bay bay. <laughs> Bence çok temiz bu ya. Çok temiz bu. Ya bazı insan için de bu tamam. Biliyor musun? Hani okay. e, zorlamıyorsa günlük hayatını e, Bay bay. Bay bay. Tamam. Onu da evet. yazmış oldum. Devam edelim. Ev arkadaşımla girdiğim Katarsiz halleri <laughs> gibiden bir parça. Dizi izliyor musunuz? İzliyorum. Yani, gibiyi de izliyorum. Gibiyi iziyorum. Çok da seviyorum ee, izlemeyi. İzliyorum. Bence şey herkesin böyle bir arkadaşı olsa keşke. Değil mi? İkin. Evet. Devam edelim. Bitti. Bitmiş mi ya? Alkışlar gelsin. Alkışlar <laughs> gelsin. Hocam çok teşekkür, ederiz. Çok yani, teşekkür gerçekten. ederim. Gerçekten. Hey, hey, Edirne programı bir bazen e, sen dedim, bazen siz dedim, bazen hocam dedim. Böyle bir hakikaten e, her yerde başka bir duyguyla yaptık programı. Ben hakikaten çok keyifle yaptım. Bilmiyorum size nasıl geçti? Ben Helel çok sevdim ben. seni zaten ya. Sen programa geldi, yani orada tanıştık. Evet. Sen demeni isterim bu arada. Hmm. Çok sevdim ve daha fazla sohbet etmek istediğim için şey, geldim. Berfu programa geldi aynı şekilde. Onun Ailece da, de şey oldu. E, ailecek görüşmek isteriz aslında. Valla buluşalım yani. ya, akalım hocam. <laughs> Siz de akarsan ben bu da izin verir <laughs> bana. <gülüyor> hocam e, bir de konuk müzemiz var yani bize ha? bir ana bir hatıra bir şey. Bilekliği mi bırakacağım? Bilekliği Her zaman kullandınız. Evet, gerçekten her zaman Vallahi kullandım. Vallahi çok sevdiğim. Ya çok güzel oldu. İşte, Anısı da olan. Anısı da var. Evet. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bugün evet. teşekkür evet. Hatırlatmamızı yapalım. ES TV biliyorsunuz Tevle ortak işbirliğiyle depremcide öğrencilere burs veriyor. Hemen aşağıdaki linke tıklayın. Depremzide öğrencilere siz de yardımcı olun. Eğitim hayatlarına katkıda bulunun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hocam, herkese sağlık. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> Popais linceti sundu.